Firmamız 1954 yılında Doğan Tekeli ve Sami Sisa tarafından kurulmuş. Türkiye'nin en köklü, en geleneği gelişmiş, kurumlaşmış firmalarından bir tanesi. Ben de 1995 yılında burada çalışmaya başladım. Mimar olarak böyle çizerek, Doğan Beylerle, Sami Beylerden tahsih alarak, işi öğrenerek başladım. 2000 yılından itibaren Dilgün ve ben büronun yönetiminde varız ve iki ortak olarak şu anda büroyu yürütüyoruz. Ofisimizde şu an 14 kişi çalışıyor bizim dışımızda. Tabii pandemi dönemi olduğu için dönüşümlü olarak büroyu kullanıyoruz, geliyoruz, gidiyoruz ama ağırlıkla evden çalışıyoruz. Doğan Beylerden, San Beylerden gördüğümüz Dilgün'le beraber çok etüte dayanan, her proje için ayrı çözüm ürettiğimiz, projenin niteliklerine, gereklerine özel çalıştığımız bir yaklaşımımız var. O sistemi halen uyguluyoruz. Biraz emek yoğun bir sistem. Büyük projeler yapmayı seviyoruz. Büyük projelerde çok hızlı çözümler üretebiliyoruz. Ben Arçiket'le ilk 1995'te bu büroda işe başladım. Orada tanıştım. O zaman Macintosh'lar vardı büroda. Arçiket zaten sadece Macintosh'ta çalışan bir yazılımdı. 4.6 versiyonla oturdum ve bir hafta içinde öğrenerek, bürodaki arkadaşlardan o zaman destek alarak çizim yapmaya, bir şeyler üretmeye başladım. Yaptığım çizimleri hatırlıyorum, ilk çizim hemen şantiyeye gitti. O zaman bir genel müdürlük binası projesi vardı. Tabii o zaman Arçiket çok kapalı bir sistemdi. Macintosh'ta kapalı bir sistemdi. Ancak yıllar içinde her versiyon geldiğinde ve PC'lerin de işin içine girmesiyle programın ne kadar geliştiğini, ne kadar kapsamlı olduğunu ve gerçekten mimarlar için yapılmış bir yazılım olmanın avantajını kullandığını birebir görmüş oldum. Doğrusu Arçiket büromuzun şu anda omurgasını oluşturuyor. Biz bir iş olduğu zaman doğrudan Arçiket'le çalışmaya başlıyoruz. İlk etütlerden itibaren son noktaya kadar o şekilde projeyi geliştiriyoruz. Yan yazılımlar kullansak da çok etkin kullanmıyoruz. Ağırlıklı yine her şeyi Arçiket'te yapıyoruz. İki boyutlu sistemden üç boyutlu sisteme geçmekle beraber iş yürütme tempomuzda bayağı bir artış gerçekleştirmiş olduk. Özellikle uzaktan bağlantıyla ya da kendi içindeki teamwork sistemiyle aynı proje üstünde eş zamanlı farklı alanlarda çalışarak birbirinden kopuk olmayan ve birbirinin üstüne eklenerek devam eden bir çalışma sistemi geliştirmiş olduk. Şehir dışında olan arkadaşlarımız var şu anda. Onlar bile kesintisiz bir arada çalışıyormuş gibi şu anda yazılımı kullanabiliyorlar. Bir taraftan plan çalışırken başka bir arkadaşımız detay ilerletebiliyor. Ama bir yandan da güncellenen planlar üstünden planların devamında gerçekleşen asma tavan planları ya da diğer detay planları aktif olarak güncellenerek sürüyor. Dolayısıyla aslında dosya alışverişi veya eski dosya sürümü üstünden devam eden, yanlış ilerleyen proje tehlikesi ortada kalkmış oluyor. Arçiket'in program bazında bence konsept proje ile ilgili de çok fazla artısı var. Farklı programlar kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Bunların hepsini proje kendi içerisinde size bir şekilde sağlamış oluyor. Yani duvara işte malzeme atayabiliyorsunuz, iki boyutlu görsel atayabiliyorsunuz, arkaya farklı fonlar koyabiliyorsunuz. O yüzden yani ben çok fazla avantaj olduğunu düşünüyorum. Arçiket esasında mimarlar için yazılmış bir yazılım. Bu çok önemli. Çünkü gerçekten bizim ne beklediğimizi, nelerde sıkıntı çektiğimizi bilen, onun her versiyonda karşılığını adım adım yapan bir yazılım. Öğrenmesi çok kolay. Özellikle büroya yeni bir arkadaş aldığımız zaman çok kısa sürede programı öğrenmeye başlıyor. Öğrenebiliyor. Bir haftada, 10 günde çizim üretmeye başlıyor. BIM tabanlı olması da doğrudan bize kolaylık sağlıyor. Bizim bir anlamda çalışma prensibimizi de değiştirdi. Tamamen ekran üzerinde 3 boyutlu modellerle etütlerimizi yapıyoruz.
binayı 3 boyutlu irdeliyoruz. Örneğin büroda biz çok çalışma maketi yapardık. Şimdi çok azaldı çünkü adeta gerek yok. Kesip içine bakıyorsunuz, yukarıdan bakıyorsunuz, yandan bakıyorsunuz. Makette görebileceğiniz her şeyi modelde de görebiliyorsunuz ve proje geliştikçe de devamlı güncellenebilir bir model olduğu için daha da verimli oluyor bu. 1995'ten beri yazılımı kullandığımız için Graphisoft'u çok iyi tanıyoruz. Firmanın nasıl geliştiğini, neler ürettiğini ve yazılımın da nasıl geliştiğini doğrudan gözlem yapma fırsatı bulduk. FGA'da diğer Graphisoft'un Türkiye temsilcileri gibi bize çok yakın duruyor. Her türlü desteği vermeye hazır. Hem eğitim olarak olsun, hem bir arıza, bir soru olduğu zaman cevaplamak anlamında çok kolay ulaşabiliyoruz. Doğru cevaplar alabiliyoruz. Karşımızdaki insanlar da konuyu bilen insanlar oluyor. Bazen yani birilerine ulaşsanız bile yardım alamadığınız olabiliyor. Biz FGA'da bununla karşılaşmadık. Dolayısıyla teşekkür etmek isterim bu konuda.